Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber Lig TV mobil uygulamasını inceleyeceğiz. Uygulama bütün platformlarda mevcut ve ücretsiz durumda. Sporla ilgili birçok şeye ulaşabileceğiniz çok basit kullanımı olan bir uygulama. Tabii Lig TV olduğu zaman genelde futbol üzerine haberlere ulaşabiliyoruz. Şu üst kısımda gördüğünüz gibi haberler var çeşitli. Gündem bu kısımda bulunuyor. Şu alt kısımda da bunlara nazaran biraz daha eski haberler var. Yine güncelliğini koruyan. Uygulamanın şu bölümde fixture kısmı var. Şurada büyütme penceresine bastığımız zaman görebiliriz bu hafta oynanan maçları. Bir hafta sonrasına. Buradan geçebiliriz. Geriye de buradan gidiyoruz. Üstüne tıkladığımız zaman maçın detaylı bilgilere ulaşabiliyoruz maçla ilgili. Şurada puan durumu var. Şöyle açalım. Puan durumunu görüyoruz burada da. Şimdi şuradaki menülere bakalım biraz da alt taraftaki. Cepte gol diye bir seçenek var. Buraya girdiğimiz zaman bir paket satın almamız lazım. Ya da mevcut paketimiz varsa senkronize ediyoruz iPad'imize veya mobil cihazımıza. Bu paket peki ne işe yarıyor derseniz zaten şurada da açıklamışlar. İstediğimiz takımın yani tuttuğumuz takımın haftalık, aylık ya da sezonluk paketlerini satın alabiliyoruz. Bu da şu işe yarıyor. Takımımız gol atar atmaz. Yani attığı dakika bizim telefonumuza Golün tekrarı geliyor arkadaşlar. Böyle bir şey isterseniz buradan paket satın alabilirsiniz. Video lig kısmına bakalım bir de. Burada daha önceki maçların özetlerini izleyebiliyoruz. Dilersek sezon seçip 2010-2011 sezonuna kadar hafta seçebiliyoruz bu kısımdan. Şu üst taraftaki kısımdan da ligi değiştirebiliyoruz. Premier Lig var burada, bir de Beko Basketbol Ligi var. Bir de haftanın golü kısmı var. Buradan da haftanın golünü görebiliyoruz. Şöyle ligler kısmına bakalım. Burada birçok lig var. Hemen hemen Avrupa'daki bütün ligler var neredeyse. Önemli olan. Seçtiğimiz ligin bize haberlerini çıkartıyor şu alt tarafta. Şu canlı skor kısmında da şu an oynanmakta olan maçların skorlarını bize veriyor. Gördüğünüz gibi Japonya Lig Kupası'na kadar var sonuçlar. Şu takımın kısmından bir takım seçiyoruz. Şuradan rastgele Atletico Madrid'i seçelim. Gördüğünüz gibi sadece Atletico Madrid ile ilgili olan haberleri getirdi. Şurada kadrosunu görebiliyoruz Atletico Madrid'in. Şurada son yaptığı maçlar var. Bir de bu takım seçmenin şöyle bir olayı var. Eğer Atletico Madrid maçından bir gol olduğu zaman bize direkt bildirim olarak gönderiyor bilgiyi. Menüler bunlar. Şuraya bastığımız zaman birkaç menü daha çıkıyor arkadaşlar. Şu galeri kısmında haberlerle ilgili galeriler var. Fotoğraf galerileri var. Şu canlı yayın kısmından maç izleyebiliyoruz. Ancak bunun için Digitürk Play üyeliğimizin olması lazım. Bu da ücretli tabii ki de. Şu kısımda yayın akışı var. Şurada ilk TV kanallarında işte hangi yayınlar girecek. Günü gününe saati saatine veriyor. Şuradan bildirimleri ayarlayabiliyoruz. Takım ekle dediğimiz zaman tekrar ekleyelim. Atletico Madrid'i. Daha fazla takım da ekleyebiliyoruz burada. Gelen bildirimler şu kısımda duruyor. Şurada ayarlar kısmından da kullanıcı giriş yapabiliyoruz. Takımımızı tekrar değiştirebiliyoruz. Otomatik güncelleme geliyor. Hani haberlerin kaç saniyede bir geleceğini bize gösteriyor. Buradan da istersek League TV uygulaması hakkında iletişime geçebiliyoruz yapanlarla. League TV uygulaması Türkiye Ligi ve Premier Lig özetlerini izlemek için güzel. Dünyadan da futbol ve diğer sporlar çok fazla olmasa da onlar hakkında bilgiler, haberleri almak için kullanışlı bir uygulama olmuş. Bu videomuzda sizlere League TV uygulamasını tanıttık. Başka bir uygulamada görüşmek üzere. Hoşçakalın.